Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Her sene yaptığım aşure tarifimi bugün sizlerle paylaşacağım. İsterseniz hemen yapımına başlayalım. Akşamdan buğdayı, nohutu ve fasulyeyi ıslattım. Şimdi diğer malzemelere geçiyorum. Birer su bardağı kullanıyorum. Sadece kuş üzümünü bir çay bardağı kullandım. İncir bir su bardağı, kayısı, sarı üzüm. Az önce de söylediğim gibi sadece kuş üzümünü bir çay bardağı kullandım. Hepsini ayıklayıp temizledikten sonra kayısıları bu şekilde doğruyorum. Aynı şekilde inciri de doğrayacağım. Zamandan tasarruf etmek için arkadaşlar, buğdayı önceden biraz düdüklü de haşlıyorum. Düdüklü de haşladığımız zaman tabii ki daha çabuk pişiyor. Bir 20 dakika kadar haşlıyorum düdüklü de. Şimdi incirleri de doğruyorum gördüğünüz gibi. Güzelce uç kısımlarını alalım. Ve bu şekilde doğrayıp hepsini uygun bir kabın içerisine alıyorum. Üzerlerine şimdi sıcak su ilave edeceğim. Ve bunları bir kenara alıyorum. Islattığım nohudu ve fasulyeyi haşlanması için yine tencereye alıp ocağımın üzerine koyuyorum. Haşladığım buğdayı da aşureyi pişireceğim tencerenin içerisine aldım. Gördüğünüz gibi bayağı açılmış bakın. Suyu da koyulaşmış. Bir 20 dakika kadar haşladım yani düdüklü de. Haşladığım nohudum ve fasulyenin yine suyunu süzdürdüm. Yıkadım. Buğdayın üzerine alıyorum. İlk önce nohudu, daha sonra da fasulyeyi ekliyorum. Ekledikten sonra güzelce bir karıştırıyorum. Bu arada aşurenin suyu eksildikçe sıcak su ekleyelim. Bakın benim aşuremin suyu birazcık eksildi. Şimdi sıcak su ekleyeceğim. Su için bir ölçü vermiyorum arkadaşlar. Azaldıkça su ekleyebilirsiniz. Yine gördüğünüz gibi buğdayın suyu azaldı ve yine su ekliyorum. Nohudu, fasulyeyi de ekledikten sonra aşağı yukarı 1 saat kadar daha kaynatıyorum. Kaynattıktan sonra şimdi ilk önce üzümü ekliyorum. Üzümün pişme süresi biraz daha uzun olduğu için önce üzümü ekliyorum. Şimdi kuş üzümünü de ekliyorum. Mutlaka ara ara karıştıralım arkadaşlar, dibine tutmaması için. Üzümleri ekledikten sonra bir 10-15 dakika kaynatıyorum. Şimdi yine suyunu süzdürdüğüm kayısıyı ekliyorum.
Yine kayısıyı da ekledikten sonra güzelce bir karıştırıyorum. İncirlerin de suyunu süzdürdüm arkadaşlar. Şimdi inciri de ekliyorum. Artık yavaş yavaş aşuremizin son haline yaklaştık. İnciri de ekledikten sonra yine güzelce bir karıştırıyorum. Ocağımın altını bu arada birazcık kıstım ayarını. Şimdi bir çay bardağı fındık ekledim. İkinci çay bardağını da ekliyorum. Bol fındıklı olmasını istedim. Ve bir çay bardağı da badem içine ekliyorum. Bu arada kayısı ve inciri de 10-15'er dakika kadar kaynattım arkadaşlar. Daha sonra fındık ile badem içine ekledim. Bakın çok güzel bir şekilde pişti gördüğünüz gibi. Her sene bu şekilde yapıyorum ve çok beğeniliyor. Siz de mutlaka benim tarifime uyarak yaparsanız aşureleriniz çok güzel olur arkadaşlar. Şimdi 3-4 tane karanfil ekliyorum. Eğer karanfili sevmiyorsanız portakal rendesi de ekleyebilirsiniz. Çeyrek çay bardağı da gül suyu ekliyorum. Yine burası sizin arzunuza kalmış arkadaşlar. Eğer sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Artık aşurem pişti gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi en son olarak şeker ekleyeceğim. Ben toplamda 1 kilo şeker kullandım. Ama siz çok şekerli sevmiyorsanız şeker miktarını birazcık daha azaltabilirsiniz. Şekeri de döktükten sonra güzelce bir karıştırıyorum. Ve ocağımın altını kapatıyorum. Aşuremin kıvamı böyle arkadaşlar. Artık ocağın altını kapattım. Şimdi servis aşamasına geçiyorum. Aşureye karanfil ve gül suyunu çok yakıştırıyorum. Bu yüzden mutlaka katıyorum arkadaşlar. Malzeme listesini de ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Aşurenin hepsini bu şekilde kaselere paylaştırıyorum ve daha sonra da komşularıma dağıtacağım. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Şimdiden denemek isteyenlere kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Başka güzel videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.